Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranlara başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz serbest muhasebeci, mali müşavir Sayın Serpil Günüşen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Serpil Günüşen kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Tabii ki. Ben 1982 Manisa Alaşehir doğumluyum. Evliyim bir oğlum var Maşallah, Allah ee, Sağ olun teşekkürler ee, Yine Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ikamet etmekteyim Yaklaşık 10 e, yıl önce e, Sarıgöl ilçesinde ofisimi açtım Ve halen faaliyetime e, devam etmekteyim Evet Neden bu mesleği seçtiniz Nasıl karar verdiniz ee, Ben Manisa'nın e, Yine Alaşehir Ticaret Meslek Lisesi'nde Okudum e, Ticaret Lisesi'ne başladığımda e, bu meslekle ilgili bilgi sahibi oldum. E, bu meslek nedir? Mali müşavir kimdir? Ne iş yapar? Ticaret lisesinde aslında bu mesleğin bilincine vardım. E, sonrasında da e, bu mesleğe yönelik e, eğitimlerimi tamamladım. E, gerek staj bu konuda daha çok e, önceki arkadaşlarım da çok bahsetmişler. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. E Öncelikle üniversiteyi bitirdim. Ardından e, iki yıllık staj stajımı tamamladıktan sonra e, mesleki yeterlik sınavlarına katılarak e, sınavlarda başarılı oldum. Daha sonrasında da e, ofisimi açtım. E, tabii e, neden bu mesleği seçtim? E, bu meslekte ta ki ticaret listesine başladığım anda e, lise 2'deyken, ee, bu mesleğin bana saygınlık ve kariyer getireceğini düşündüğümden ben artık dedim kesinlikle mali müşavir olmalıyım ve sonrasında da e, anlattığım gibi süreci takip ettim. Evet. Peki bu meslekte bayan olmanın zorlukları var mı? Evet zorlukları da var, e, bazı iyi tarafları da var. E, bu mes her meslekte olduğu gibi mali müşavirlik mesleğinde de bayan olmanın mutlaka zorlukları var. E, mali müşavir, bayan olan mali müşavir, e, hem mali müşavir, hem anne, hem eş, hem yeri geldiğinde de e, idaresinden sorumlu olduğu bir evin idarecisi. Bu nedenle e, mali müşavirlik mesleğinin iş yükünün fazla olması, ayrıca mesleki sorumluluğun da fazla olması nedeniyle hepsi bir araya geldiğinde bayan mali müşavir arkadaşlarım, eminim ki benim gibi zorlanıyorlardır. E, ancak e, İyi tarafları da var mutlaka. E, şöyle ki bir bayan mali müşavir evde sağladığı disiplin ve düzeni ofisine taşırsa, ofisinde de aynı şekilde o disiplin ve düzen ile çalışır ve e, personelini de o şekilde yetiştirirse, mutlaka ve mutlaka o ofiste e, işin kalitesi artacaktır, işe olan <laughs> e, güven artacaktır mali müşaviri olan güven artacaktır. Bu da e, tabii ki mükellef ile mali müşavir arasındaki diyaloğun olumlu bir şekilde ilerlemesine e, sebebiyet verecektir. Evet. Hı -hı. Peki ofisinizde kimler çalışır? Çalıştırdığınız personelin niteliği önemli midir sizin için? Tabii ki. E, özellikle mali müşavirlik mesleğinde nitelik personelin niteliği, eğitimi, deneyimi Bunlar çok önemli. Bunun yanı sıra e, disiplinli çalışma e, devamında da e, belge ve bilgilerin, kayıtların, muhasebe kayıtlarının doğru bir şekilde kayıtlara alınması e, tabii ki bu da e, çalıştırdığımız personelin nitelikli, eğitimli, deneyimli ve disiplinli çalışmasına bağlıdır. Bu nedenle e, personelin bu şekilde olması İş yerinde yapılan işin verimliliğini kalitesini artıracaktır. Yanı sıra e, Mali Müşavirlik Ofisine olan güveni de artıracaktır. Bu nedenle ben e, şanslı olduğumu düşünüyorum. E, ofisimde çalışan arkadaşlarımın dört tanesi lisans mezunu, iki tanesi de e, şey e, lise öğrenci stajyerlerim. E, hepsine buradan teşekkürlerimi iletiyorum çünkü gerçekten mesleğimde bana oldukça yardımcı olmaktalar. Teşekkürler hepsine de. Ne kadar güzel. Peki mesleğinizde karşılaştığınız sorunların başlıcaları nelerdir? Mükellef kabul ederken seçici oluyor musunuz? Bizim mesleğimizde iş yoğunluğunun ve mesleki sorumluluğun fazla olması beraberinde bir takım sıkıntıları getirmekte. Meslekte sürekli kendini meslekte mali müşavirin sürekli kendini yenilemesi ve sürekli mevzuatı ta takip etmesi gerekmekte. Ee, mükellefe kesilen cezaların e, çok yüksek olması ve bu cezalardan da e, mali müşavirleri müteselsilen sorumlu olması e, bizleri bayağı zorlamakta ve zan altında bırakmakta. E, bu nedenle mali müşavir her zaman e, disiplinli çalışmalı. E, bunun yanı sıra bir fiil işinin başında durmalı ve az önce de değindiğim gibi mutlaka ve mutlaka kalifiye personel çalıştırmak zorundadır. E, mesleğimizin Diğer ve en çok konuşulan sorunlarından bir tanesi de tahsilat sorunudur. Hemen hemen her meslektaşımın dile getirdiği bir sorundur. Fakat henüz bununla alakalı bir çözüm üretilmemiştir. Mükellefle olan diyalogumuzda işi alırken biz mutlaka sözleşme imzalarız. Ha, alacağımızı sözleşmeye dayanarak, yasal takibe başlayarak alabiliriz. Fakat bu bizim için bir çözüm değildir. Bir mali müşavir e, alacağını e, mükellefin mükellef hakkında yasal takip başlatarak almak isterse e, mali müşavir o mükellefi gözden çıkarmış demektir. E, bir böyle iki böyle derken e, bu sefer mükellef sayımız oldukça azalacak. Yani yasal takip başlatmak aslında e, bizler için bir çözüm değildir. Evet. Peki e, mesleği olan talep nasıl? Gözlemleriniz nedir sizin bu konuda? Evet. Maliye müşavirlik mesleğine günden güne talep artmakta. Her ne kadar sıkıntılarımız da olsa mali müşavirlik mesleğinin kaliteli, saygın bir meslek olduğunu düşünerek genç arkadaşlarımız mesleğe yönelik bir takım girişimlerde bulunmuşlardır. Ki devam ediyor hala bu girişimler ve sürekli talep var zannedersem üniversite mezunu arkadaşlarımızdan. Ee, ancak tabii bu talebin çok olması e, meslek açısından da aslında çok da iyi sayılmaz. Bununla alakalı gerekli standartlar e, alınmazsa, gerekli tedbirler alınmazsa e, zannedersem hani meslekte de sıkıntılar olabilir daha ileriye yönelik. E, ama her ne kadar Bunlar hani talep yoğun olsa da bu da meslekte çoğun, çokluğun getirdiği sıkıntılar olacak olsa da ben e, bayan mali müşavirlerim bu meslekte e, hızla çoğalmasından yanayım. Ve gerçekten de bu şu an mevcut çünkü yaklaşık bir 10 yıl öncesine baktığımızda %27'lik bir oranda bayanlarda artış olmuş ve ben bununla gurur duyuyorum evet. ve tebrik ediyorum arkadaşlarımı. Ne kadar güzel. Peki e, mesleğinizde iş alırken nelere dikkat etmektesiniz? Mükellef ile diyaloğunuz nasıl olmalı sizce? Evet. Şimdi öncelikle ben e, mükellefim mükellefimin ofisime gelmesinden yanayım. E, mükellefim önce ofise gelip o ortamı görmeli. Çalışan personeli, ofis ortamındaki disiplini görmeli ki mali müşavire olan güveni artsın. Ki genelde böyle oluyor. Mükelleflerim ofisime geliyor ve biz gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Ona tabii işe almadan önce vergi mükellefi kimdir? Vergi mükellefinin mükellefiyetliğin getirmiş olduğu bir takım sorumluluklar var. Bizim günlük rutin işlerimizde gelir gider belgelerine ilişkin vesikaların süresinde bize getirilmesi gerektiği. Eğer getirilmezse doğacak olan cezai yükümlülüklerden, Mali müşavirin sorumlu tutulmayacağı hususunda gerekli bilgileri veriyorum. Sonrasında da e, tabii ücreti de konuş, konuşuyoruz ve anlaştığımız sürece de sözleşmemizi imzalıyoruz. Daha sonrasında da işe başlamayla alakalı yasal işlemleri başlatıyoruz. Evet. Hı -hı. Peki şu an itibariyle portföyünüzde hangi sektörlerden alanlardan daha fazla mükellefiniz var? Aa, şöyle söyleyeyim. Ee, avukatından tutun diş hekimine. Ondan sonra e, bakkal, market şirketlerim var, inşaat şirketleri. Ee, bunun yanı sıra e, giyim işiyle uğraşan mükelleflerim var. Bizim e, bilirsiniz Manisa Sarıgöl üzüm alanında evet. oldukça e, ileride ve buna yönelik tabii zirai ilaçlama çok fazla olduğu için zirai ilaç bayisi <laughs> olan mükelleflerim oldukça fazla. Yani hemen hemen her sektörden var şu an aklımda olan bunlar. Evet. Her sektörden var diyorsunuz. Hı hı. Peki bu mesleği gençlere önerir misiniz? Tavsiyeleriniz neler olacak? Evet. E, bu mesleği gençlere kesinlikle öneririm. Ancak e, buradan üniversiteyi yeni bitirmiş e, arkadaşlarıma e, bir takım tavsiyelerim olacak. E, öncelikle bu mesleği düşünüyorlarsa eğer bu meslek hakkında yeterli bilgiye sahip olsunlar. gerekirse gitsinler ofise, bir mali müşavirin yanına. ondan birebir bilgi alsınlar o ortamı görsünler. Bunun yanı sıra etrafta ben mali müşavir olacağım. Bu yönde sınavlara gireceğim dediğinde olumsuz bir takım sözler duyacaklardır mutlaka ama kesinlikle bunlara kulak asmasınlar, çünkü onlara diye sınavlar zor, staj süresi çok fazla, maliyeti yüksek, ya sen mali müşavir olamazsın çok zor gibi bu tür olumsuz şeylerden kesinlikle etkilenmesinler. Çünkü eğer hedeflerinde o varsa mutlaka başarılı olacaklardır. Eğer gerçekten bu mesleği iste, iste, isterlerse. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve vermiş olduğunuz edeyim. bu kıymetli bilgiler <laughs> olun, için. Teşekkür Tekrar olun. hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Sağ teşekkürler. ]iniz. Evet sevgili işkolik izleyicileri serbest muhasebeci mali müşavir Sayın Serpil Günüşen konuğumuz oldu. Hoşçakalın.